Merhabalar, hoş geldiniz. Bir salı sabahı yine sizlerle birlikteyiz. Ankara bugün kışı aratmayacak kadar serin. Yani sonbahardan biraz daha serin. Yani böyle bir havada açıkçası biz oldukça heyecanlıyız. Ondan biraz daha sıcağız. Bu yüzden çok teşekkürler. Bugün aslında Microsoft'la birlikte Microsoft'un sivil toplum örgütleri için bağışladığı özellikle bulut ürünleri değinmeye çalışacağız biliyorsunuz. Ben Özgür Mehmet Kütküt, STGM'de iletişim koordinatörü olarak çalışıyorum. Sunum boyunca Microsoft'tan uzmanlar da bizimle birlikte olacak. Çok fazla vakti tüketmek istemiyorum fakat biraz TechSoup Türkiye hakkında izninizle çok kısa bilgiler vermeye çalışacağım size. TechSoup dünya genelinde 65'ten fazla ülkede sivil toplum örgütlerine destek veriyor aslında. Onların çalışmalarını güçlendirmek için teknolojiyi kullanmaya çalışıyor. TechSoup kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve TechSoup'un Türkiye'deki faaliyetlerini yazılım bağış programı başta olmak üzere STGM yürütüyor. STGM, aranızda muhakkak bilenler vardır. 2004'ten muhtemelen sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendiriyor. Ve 2014 yılında aslında STGM'nin 10. yılında yeni alanlar keşfetmek istedik. Sivil toplum örgütlerine nasıl daha fazla destek olabileceğimiz üstüne epeyce mesai yaptık. Ve bunun sonucunda dijital güçlendirme bu alanlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Ve bu alanda çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Bu kapsamda da 2015'ten beri sivil toplum örgütlerine yazılım bağışını TechSoup Global'in partneri olarak Türkiye'de TechSoup Türkiye adıyla yürütüyoruz. Fakat TechSoup Türkiye dışında da sivil toplum örgütlerinin dijital kapasitesini güçlendirmek için çok daha farklı işbirlikleri içindeyiz. Çok daha farklı programlar yürütüyoruz. TechSoup kapsamında 650'ye yakın sivil toplum örgütü, aslında 650'yi de aştı, 700'ü neredeyse geldi. Sivil toplum örgütü kayıtlı TechSoup Türkiye'ye ve 350'den fazlası TechSoup'un sunduğu bağışlardan yararlandı. Bu kapsamda 1000'in üstünde Microsoft ürünü sivil toplum örgütlerine bağışlandı. Biz bunun dışında TechSoup Türkiye ve STGM işbirliğinde farklı dijital eğitimler gerçekleştirdik. Dijital araçlar eğitimleri, dijital güçlendirmeler, sosyal medya stratejisi ve buna dönük eğitimler. Fakat şimdi biraz daha fazla bu bulut teknolojilere odaklanmak istiyoruz ve bu kapsamda da aslında Microsoft bizim için zaten TechSoup programının ana bağışçısı fakat sivil toplum örgütlerine bu bulut teknolojiler konusunda sunduğu muazzam imkanlarla en önde gelen partnerlerden, fırsatlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle aslında Gözde Hanım'a, Gözde Şen'e bağlanacağız. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Microsoft'ta. Onun ardından da Ozan Bey'le, aslında Microsoft'un çözüm uzmanı olan Ozan Bey'le farklı uygulamalar üstünde, Microsoft'un farklı bulut uygulamaları üstünde birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bugün 11'deki sunumun ardından bildiğiniz gibi 2'de bir webinar daha olacak. Ona kaydolmadıysanız ona da kaydolabilirsiniz. Daha önce ulaştığınız bağlantıdan bulabilirsiniz. Oradan kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü aslında burada biraz tanıtım yapacağız. Fakat öğleden sonra biraz daha fazla uygulamalar üstünde yoğunlaşmaya çalışacağız. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan Gözde Hanım'a, Gözde Şen'e aktarıyorum. Herkese merhaba. Teşekkürler Özgür. Ben Microsoft Türkiye'den kurumsal sosyal sorumluluk departmanında çalışıyorum. 2 yıldır. İsmim Gözdeşen. Bugün webinarımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlerle Microsoft'un yazılım bağışı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yaptığı destekleri ve kurumsal sosyal sorumluluk departmanı olarak ne gibi projeler yaptığımızı biraz aktarmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları aslında toplumu güçlendiren ve toplumdaki birçok etkiyi çok iyi bir şekilde sağlayan kuruluşlar ve şu an dünyada teknoloji alanında olan bu dijital transformasyon sürecine sivil toplum kuruluşlarının dahil olmasını istiyoruz. Bu anlamda Microsoft Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk olarak yıl içerisinde çeşitli projelerimiz oluyor. Genellikle eğitim, girişimcilik ve istihdam gibi üç ana kol üzerinde yoğunlaşan bu projelerimizde çocuklara, gençlere, kadınlara ve teknoloji erişimi kısıtlı olan toplumdaki tüm kesimlere teknolojiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Microsoft Türkiye olarak
Kurumsal Sosyal Sorumluluk adına bugüne kadar 243 tane sivil toplum kuruluşuna yazılım bağışı gerçekleştirdik. Bulut teknolojileri alanında Microsoft Azure Space, Office 365'in sosyal sorumluluk, Microsoft Kurumsal Sosyal Sorumluluk adına olan yazılım bağışını gerçekleştiriyoruz. Yine aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek için ürünlerimizi tanıttığımız ve yazılım bağışı konusunda onları bilgilendirdiğimiz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra çocukların kodlamayla erken yaşta tanışması bizim önceliklerimizden biri. Bu anlamda global olarak gerçekleşen AuroCop, yani kodlama saati etkinlikleriyle 10 binden fazla öğrenciyi kodlamayla tanıştırdık bu etkinlikler sayesinde. Yine aynı zamanda genç kızlara yönelik DigiGirls etkinliğimizle de onları teknolojiyle buluşturuyoruz. Geleceğin Tasarla adında bir istihdam portalımız var. Burada kişisel gelişimle ilgili bazı eğitimler ve aynı zamanda iş ilanı, teknolojiyi nasıl kullanabileceklerini gençlere aktaran bazı bilgilendirici yazılar ve içerikler bulunuyor. Burada 11 bin üyemiz var ve oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam eden bir portal aynı zamanda. Mülteciler bizim için gerçekten önemli bir noktada. Ve bu noktada birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği gerçekleştiriyoruz. Yazılım bağışı ve aynı zamanda yine onlara sağladığımız eğitimlerle birlikte sivil toplum hayatına katılmaya çalışmalarını sağlıyoruz. Microsoft'un yazılım bağış programı sayesinde yararlanabileceğimiz fırsatları aslında bulut ve on-prem çözümleri olarak ikiye ayırabiliriz. Bulut çözümlerimizde en çok kullanılan ürünlerimiz Microsoft Azure, Dynamics CRM, Office 365 ve Power BI gibi üretkenlik ve bulut çözümlerimiz. Bunun yanı sıra zaten birçoğumuzun aşina olduğu on-prem çözümlerimiz var. Bilgisayarımızı çevrim dışı olarak kurup kullandığımız Office 2016, Windows Server veya Windows'un kendisi işletim sistemi veya diğer serverler gibi birçok ürünümüz var. Bunları da tek tutar ediyoruz. Microsoft Philanthropism geçtiğimiz yıl başlayan bir kampanyası sayesinde 3 yıl içerisinde bu bilişim kaynaklarımızdan 1 milyar dolar değerinde bağış gerçekleştiriyoruz. Bu bağışların hepsi dünyadaki farklı sivil toplum kuruluşlarının farklı alanlardaki projelerinde kullanılacak. Ve 3 yıl içerisinde bu bağışı 70 binden fazla sivil toplum kuruluşuna dağıtmayı istiyoruz. Aynı zamanda eğitimi de destekliyoruz tabii ki. Microsoft Azure sayesinde araştırmalarında kullanmaları için 900'den fazla araştırmacıya destek olurken bu yazılım bağışlarını kullanabilmeleri için farklı ülkelerde farklı toplum kuruluşlarına 15 tane ülkede geniş band bağlantı desteği sağlıyoruz. Genel olarak Microsoft Kurumsal Sosyal Sorumluluk adına yaptığımız projeler bu şekilde. Birazdan Ozan ürünlerimizden Microsoft Azure'la nasıl kullanabileceğinizi sizlere anlatacak. Çok teşekkürler. Merhabalar herkese. Benim ismim Ozan Gündüz. Sesim orada geliyor herhalde. İsmim Ozan Gündüz. Microsoft'ta Ankara ofisinde yaklaşık 5,5 yıldır eğitim çözümleri uzmanı olarak çalışmaktayım. Başlamadan önce kendimi de göstereyim size. Şimdi sizi çok fazla vaktimiz yok. Yaklaşık 15 dakika içerisinde hem birazcık Azure'dan hem de Office 365'ten bahsetmek istiyorum. Şimdi önce Azure'la başlayacağız. Şimdi sanıyorum oldu. Şimdi Azure mutlaka duymuşsunuzdur. Microsoft'un aslında bulut platformunun ismi Azure. Tabii önce bir bulut kavramını belki açıklamak gerekiyor. Yani çok soyut bir kavram olarak karşımızda şu anda. Hani bulut deyince kafanızda bir şey şekillenmiyor olabilir aslında ama bulut dediğimiz şey aslında Microsoft'un veri merkezleri üzerinden kullanıcılara sunduğu bilgi işlem altyapısı hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Bizde bunun adı Azure ama hani bulutu yapan sadece Microsoft mu değil. Microsoft gibi birçok farklı firmanın sağlamış olduğu bulut hizmetleri var. Hani
Şimdi ben hiç bulut hizmeti kullanmıyorum noktasında düşünebilirsiniz kendinizi ama aslında günlük hayatımızda özellikle bireysel olarak yani bir tüketici olarak eğer bir Facebook hesabınız varsa, bir Twitter hesabınız varsa, bir Hotmail, Gmail gibi bir işte e-posta alıp verdiğiniz bir hesabınız varsa aslında bunlar tamamen birer bulut hizmeti. Yani siz arka tarafta sadece servisi kullanıyorsunuz, bundan faydalanan bir kullanıcı konumundasınız. Arka tarafta bu işin nasıl yapıldığı sizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Şimdi bulut, kurumsal tarafta tabii bulut yine buna benziyor ama tabii bu sefer biz eğer bilgi işlemci olarak işin içine dahilsek tabii birazcık daha arka tarafıyla da yüzleşiyoruz ama tabii ki normalde kendi sistem odalarımızda yüzleştiğimiz kadar değil. Şimdi birazdan zaten hizmet tiplerini göstereceğim. Bu harita Microsoft'un dünya üzerindeki veri merkezlerini gösteren bir harita. Hatta bu slide biraz eskidi bile. Şu anda 34 tane bölge var ve yenileri önümüzdeki yıllarda da açılıyor. Yani bu bulut dediğim şey nerede derseniz aslında bunlar da birer fiziksel çok devasa sistem odaları. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Yani bir hayal değil, bir somut değil. Aslında farklı yerlerde işletilen veri merkezleri olarak bunları düşünebilirsiniz. Peki biz bulut teknolojisi niye kullanmalıyız? Niye buluta geçmeliyiz ya da geçmeli miyiz? Sorusuna yanıt ararsak eğer şimdi biliyorsunuz son yıllarda bu paylaşım ekonomisi olayı çok fazla derecede yayıldı. Yani işte Uber gibi Airbnb gibi firmalar biliyorsunuz bir anda hiçbir işte evi olmadan, hiçbir arabası olmadan dünyanın en büyük işte birisi ulaşım, birisi de konaklama şirketi haline geldi. Yine benzer şekilde bulutun gelişi paylaşım ekonomisiyle örtüşüyor. Nedir? Bizim yatırım yaptığımız kaynakları siz dünyanın her yerindeki kullanıcılar kullanabiliyorsunuz. İşte burada temel yöntem aslında kullandığın kadar öde. Yani bir kiralama ne kaynağı kullanıyorsam onun parasını ödüyorum sadece. Nasıl siz Uber'le bir taksi çağırdığınız zaman, bir araç çağırdığınız zaman kaç kilometre gitsiniz onu ödüyorsunuz. Ya da Airbnb'de işte bir ev kiraladınız. İyi gece kaldınız onu ödüyorsunuz. Burada da öyle. Kaynaklar var elimizin altında ve bu kaynakları siz dilediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Kullandığınız kadar da ödüyorsunuz. Tabii bunun bir önemli avantajı elimizin altında çok fazla kaynak olduğu için ihtiyacımız olan herhangi bir anda kaynaklarımızı büyütüp o anlık ihtiyaca cevap verebiliyoruz ve bu ihtiyaç geçtiğinde yine o eski klasik yapımıza geri dönebiliyoruz. Yani büyüyüp küçülebiliyoruz. Yine aynı şekilde de tabii maliyetiniz burada büyüyor ve küçülüyor. Yani siz aslında şöyle düşünün, nasıl işte bayramda trafik olacak diye İstanbul Ankara arasında 20 şeritli yol yapılmıyorsa yine aynı şekilde siz yılın bir günü size bir gün iki gün yoğunluk gelecek diye tabii ki devasa sunucuları almıyorsunuz. Yoğunluk geldiğinde büyüyorsunuz, yoğunluk gittiğinde küçülüyorsunuz. Bir diğer konu zaten kullandığın kadar öde. Bunu söyledim. Kullanmadığınız herhangi bir kaynağın ücreti kesinlikle size yansıtılmıyor. Hizmet tiplerinden bahsedeceğim demiştim. Burada şimdi 4 tane aslında kolon sütun görüyorsunuz. Şimdi en sol taraftaki masmavi olan kısım bizim bugünkü klasik alışık olduğumuz yapı. Yani nedir? Kendimize ait bir sistem odası oldu. İşte sunucuları almışız, sistem odamızı yapmışız vesaire. Yani bunun kablolamasından tutun da üzerinde çalışan uygulamaya kadar, içerisindeki veriye kadar her katmanla aslında biz ilgileniyoruz. Yani burada soğutması da dahil, elektriği de dahil, antivirüsü de dahil, güncellemesi de dahil. Şimdi bir yan tarafa geçtiğimizde Infrastructure as a Service kısmı, yani üstte 5 mavi, altta da 4 yeşil renk olan kısımda. Şimdi Azure'da siz bizden altyapı hizmeti alabiliyorsunuz. Bu altyapı hizmeti dediğimiz şey aslında temelde bir sanal makinedir. Yani sanallaştırma yapıyorsunuzdur mutlaka. Kendi ortamınızda nasıl bir sanallaştırma yaptığınızda önünüze bir sanal makine alabiliyorsunuz. Aynı şekilde bizden direkt sanal makineyi alıyorsunuz. Arka taraftaki işte onun RAM'iydi, CPU'suydu, işte network'üydü vesaire bunlarla uğraşmıyorsunuz. Direkt makineyi alıp üzerine ihtiyacınız varsa bu bir Windows'lu iş yükü de olabilir. Bir açık kaynaklı ya da işte Linux bir iş yükü de olabilir. CentOS, Ubuntu vesaire bunları da yapabiliyorsunuz. Bir yan tarafa geçtiğimde bazı servislerimizi platform olarak sağlıyoruz. Bu genelde web servisleri ve veri tabanı tarafında olabiliyor. Burada da sadece yani siz uygulamanızın kodunu buraya koyuyorsunuz ya da verinizi koyuyorsunuz. Arka tarafta hiçbir şekilde uygulamanın kendi konsolunu dahi görmüyorsunuz. Bu büyümeleri, küçülmeleri vesaire sizin adınıza biz yönetiyoruz. Yani yeşil kısım bizim yönettiğimiz kısım Microsoft olarak. Maviler sizin sorumluluğunuz
aslında daha da azalmış oluyor. Yani nedir mesela? İşte Infrastructure as a Service'da işletim sisteminin güncellemesinden siz sorumluysanız, Platform as a Service'da işletim sisteminin güncellemesinden de siz sorumlu değilsiniz. Siz sadece uygulamanın kendisinden sorumlusunuz. Bir yana geçtiğimde Software as a Service tarafında, burada da bizim hazır olarak tanımladığımız, yani sizin sadece bir kullanıcı olarak girip kullandığınız servisler, nasıl ilk başta bireysel tarafta işte Facebook, Twitter, Hotmail falan örnek vermiştim. Bunun kurumsal halini düşünebilirsiniz. İşte birazdan Office 365'e geçeceğim mesela. 365 aslında böyle bir servis. Siz sadece buraya üye oluyorsunuz, belli ayarları yapıyorsunuz, belli hizmetleri açıyorsunuz, kapıyorsunuz, kullanıcılarınızı yönetiyorsunuz vesaire. Devam edersek bir de bu slaytı göstereyim son olarak. Sonuçta bu bir giriş slaytı. Öğleden sonra biraz daha detaylı anlatma imkanımız olacak belki. Hani Azure'u tabii sadece biz Microsoft'uz. Dolayısıyla sadece Windows iş yükleri için mi kullanabiliriz sorusunu sorabilirsiniz. Hayır, öyle olmak zorunda değil. Birçok farklı çözüm, açık kaynak olabilir veyahut da farklı şirketlerin çözümleri olabilir. Biz Azure'da bunları çalıştırabiliyorsunuz. Yani siz aslında bugün kendi veri merkezinizde ne yapabiliyorsanız bunun hepsini çok iddialı olur belki ama çok büyük çoğunluğunu Azure'da da yapabilirsiniz. Zaten biz hiçbir zaman şeyi de önermiyoruz. Yani sadece bulutta olsun yapılınız noktasında değiliz. Genelde aslında hibrit çözümleri burada öneriyoruz. Gerekli iş yükleri bulutta, gerekliler şeyde lokalinizde durabilir. Yani Azure'da biz hibritle çalışabildiğimiz için böyle bir opsiyonumuz var. Bazıları bulutta, bazıları lokalde durabilir. Azure tarafıyla ilgili benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Burada bir yanıp sönen bir şey var. Bir soru mu vardır? Yok, değil herhalde. Şimdi bir de bu arada soru varsa da alabiliriz bir yandan da. 365 kısmına geçeyim. Şimdi az önce anlattım. Software as a Service tarafındaki bizim hizmetlerimizden bir tanesi Office 365. Aslında bu da Azure üzerinde çalışan bir hizmet. Sadece bunun bizim paketleyip kullanıcıların hizmetine sunduğumuz bir ürün bu. Yani siz burada kesinlikle Azure'un konsolunu vesaire tabii görmüyorsunuz girdiğiniz zaman. Office 360 bir servis olarak kendi yönetim portalından, yönetim ekranından yönetiyorsunuz. Microsoft yaklaşık 2 yıldır yanlış hatırlamıyorsam kar amacı gütmeyen kuruluşlara Office 365'teki bazı paketleri ücretsiz olarak verebiliyor. Zaten şimdi bunların detaylarına gireceğiz yavaş yavaş. Burada görüyorsunuz 5 tane paket var. Bunların 2 tanesi bağış olarak sağlanabiliyor. Onlar hangileri derseniz, bir iş başlangıç paketimiz var. Bir de burada E1 paketimiz var. Bu ikisini biz kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış olarak veriyoruz. Burada bir tabii başvuru süreci var. O süreci takip etmeniz gerekiyor. Peki bu paketlere detaylarında neler var? Birazcık bunlara bakalım. Şimdi şu ilk kısmı birazcık atlayacağım. Oraya sonradan geri döneriz. Şimdi bağışlananları şöyle çizeyim. Şurası bağışlanıyor ve şu kolon bağışlanıyor. Zaten en soldaki yerine şu üçüncüyü almak daha mantıklı her zaman için. Sonuçta daha kapsamlı ve o da bağışlanıyor. Dolayısıyla siz şu üçüncü yeşille boyadığım kolona odaklanırsanız daha uygun olabilir. Şimdi temelde verdiğimiz ilk hizmet aslında burada bir e-posta hizmeti. Yine şöyle yeşille çizeyim, umarım görünüyordur. Bu bizim Office 365 üzerinde size 50 GB'lık bir mail kutusu veriyoruz. Siz burada kurumunuzun kendi alan adıyla, yani org.tr'li ya da org'lu ya da neyse, o alan adını kullanarak 50 GB'lık bir inbox'la hem içeride hem dışarıda mail alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Bununla beraber tabii içerisinde bir takvim ve kontak yönetimi de yapabiliyorsunuz. Bu zaten en temel hizmetimiz. Bunun yanında yine sizlerin çok işine yarayabileceğinizi düşündüğümüz bizim OneDrive, kurumsal OneDrive dediğimiz bir hizmet var. Yine yeşilde boyadım. Amaç nedir? Dosya depolama ve paylaşmadır. Her kullanıcı hesabı için yaklaşık 1 TB'lık bir depolama alanı vardır ki 1 TB epey büyüktür. Tekrar edeyim, her bir kullanıcı başına, yani siz bir organizasyonsunuz ve 20 tane kullanıcınız var, 20 mailbox'ınız var. Yani toplamda aslında her bir kişinin 1 TB'ı var diye düşünebilirsiniz. Kullanıcılar kendi dosyalarını buralarda saklayabilirler. Diğer kullanıcılarla veyahut da dışarıdaki kimselerle paylaşabilirler.
Dropbox biliyorsunuz. Hani Dropbox vari diyeyim daha kolay da anlaşılır. Yine devam edersek sınırsız çevrilmiş ve toplantı tarafında burada da kurumsal Skype hizmetini kullanıyorsunuz. Yine kullanıcı hesaplarınızla internet üzerinden sesli görüşme, videolu görüşme, yani sesli konferans, telekonferans, video konferans yapabiliyorsunuz. Bunun dışında anlık mesajlaşma vesaire gibi özellikleri de bulunuyor Skype'ın. Yani biz mesela şirketinde çok kullanıyoruz. Özellikle şöyle bir organizasyonsanız, yani işte İstanbul'da bir merkez ofisiniz var veyahut da Ankara'da ve çeşitli illerde, ilçelerde şubeleriniz varsa onlarla haberleşmek için Skype'ı çok rahatlıkla hani kullanabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz. Keza işte dediğim gibi eğitimler düzenleyebilirsiniz. Sonuçta bir video konferans altyapısı olduğu için böyle şu an bizim yaptığımıza benzer şekilde farklı eğitimleri vesaire düzenleyebilirsiniz. İlla kurum içi olmak zorunda değil. Hani kurum dışına da böyle konferans açabilirsiniz vesaire. Yani elinizi epey kuvvetlendirebilecek bir servis. Devam ediyorum. Bir diğer hizmetimiz bizim yine SharePoint ismini verdiğimiz kurum içerisindeki içi sayfalarında düzenleyebileceğiniz bir yer. Yani ne yapabilirsiniz? İşte belgelerinizi yine depolayabileceğiniz, ne bileyim çeşitli aktivite sayfaları yapabileceğiniz falan bir kurumsal portal diyebiliriz. Siz bunu ne amaçla kullanmak isterseniz aslında onun için kullanabilirsiniz. Yani sadece içeride dışarıya kapalı olan bir sayfa size verdiğimizi düşünün. Şimdi bazılarını atlayacağım bu arada. Hani kritik gördüklerimi anlatmaya çalışacağım ki vaktimizi de iyi kullanalım. Şu kısma geleyim. Etkileşim, raporlar, sunular, işte profesyonel dijital anlatım araçları dediği kısım. Bunu zaten Özgür Bey daha detaylı anlatacak aslında birazdan sanıyorum benden sonra. Yine bu da bütün paketlerde ücretsiz sunduğumuz bir hizmet. Peki hani ücretli paketlerle ücretsizler arasında ne gibi farklar var derseniz, şimdi yukarıya çıkayım tekrardan ben. Şu gördüğünüz sağdaki E3 ve E5 paketleri, bunlar ücretli paketlerdir. Fiyatlarını da zaten görüyorsunuz. Şimdi en temel fark şudur. E3 ve E5 paketinde hani bizim bağışladığımız E1 paketten farklı olarak aslında bildiğiniz ofis uygulamaları vardır. Nedir yani? Bugün nasıl bilgisayarınızda siz Word, Excel, PowerPoint, işte Outlook, yani ofis paketini kuruyorsunuz. Aynı şekilde bu uygulamaları da buradan dilerseniz bu şekilde alabiliyorsunuz. İlaveten size tablet ve telefonlarınızda 5 tablet olmak ve 5 telefon olmak üzere ve 5 tane de bilgisayar 15 tane cihazınızda ofisi kullanma imkanı veriyor. Yani siz kullanıcı isminiz ve şifrenizle 15 farklı cihazınızda ofis uygulamalarını tam sürüm kullanabiliyorsunuz. Bir fark buydu. Bir de E3 ile E5 arasında ne fark var onu göstereyim. Orada da aslında temelde iki fark var diyebiliriz. Bir tanesi PSTN konferansı, diğeri de bizim bulutta PBX dediğimiz santral özelliği. Yani siz bugün bir santral hizmeti alıyor olabilirsiniz ama bunu isterseniz Office 365 üzerinde bir hizmet olarak da alabilirsiniz. Santralinizi bulutta tutabilirsiniz. PSTN konferansıyla da telefon numarası olan her kullanıcıyı düzenlediğiniz herhangi bir konuşmaya, Skype üzerinden düzenlediğiniz bir konuşmaya, konferansa vesaire dahil edebilirsiniz. Yani diğer nasıl diyeyim, sabit numaraları, diğer mobil numaraları buralara dahil etmenize yarayan bir özellik. Yine öğleden sonra biraz daha uygulamalar üzerinde belki bir şeyler göstermeye çalışırım. Hani bu bir giriş olsun. Bu arada bunun başvurusunu da yine bu sayfadan yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şurada başlarken kısmına şurada tıklayarak ilerliyorsunuz. Önce bir deneme hesabı alıp olan adınızı giriyorsunuz ve sonra bir doğrulama sürecine giriyorsunuz. Yani biz TechSoup'la beraber sizin hakikaten bir kar amacı gütmeyen kuruluş olup olmadığınıza bakıyoruz. Eğer öyle olduğunuza karar verirsek bu bağışı alabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yine öğleden sonra katılırsanız tekrardan görüşürüz. Varsa soru alabilirim. Var aslında Ozan Bey. Size ilettim Gördüm. ben şimdi. Şu an görüyorum. Şimdi Özgür Bey, ben bu soruları şimdi yanıtlarsam biraz vakitten çalmış olurum. Şöyle Bence yapabiliriz. dilerseniz siz devam edin. Yanıtlayın çünkü en sondaki soru cevap kısmına keseriz. Hani bu üç soruyu yanıtlamış olalım eğer sizin için uygunsa. Pekala. Şu an sorular görünüyor mu ekranda şu anda bu arada? Görünmüyor değil Yok, mi? hayır Tamam. görünmüyorlar.
Tamam. Şimdi ilk soru Azure Active Directory hakkında kısa bilgi verebilir misiniz diye sorulmuş. Şimdi Azure Active Directory bizim Active Directory hizmetimizin Azure üzerinde olan bir servis olarak verdiğimiz bir hizmet. Aslında siz Office 365 kullanıcıysanız mesela oradaki bütün ya orada açtığınız her bir kullanıcı aslında bizim Azure Active Directory'miz üzerinde açılıyor. Sonuçta biliyorsunuz Microsoft tabanlı ürünler kimlik doğrulamak için Active Directory'yi kullanıyor. Yani Active Directory nedir? Tabii ki bir kullanıcının bilgisini ve şifresini tuttuğunuz bir yer aslında. Azure'dan bunu servis olarak alabiliyorsunuz. Kullanıcılarınızın otantikasyon işlerini veyahut da kimlik yönetimi işlerini belli bir ölçüde Azure Active Directory üzerinden yaptırabiliyorsunuz. Bir de bunun bir ileri versiyonu Azure Active Directory Domain Services dediğimiz bir hizmet var. Bu da hani lokalinizde nasıl bir Active Directory kurarsınız, işte domain hizmeti vermeye başlarsınız. Yani nedir? Makineleriniz domaini almaya başlar ve kullanıcılarınıza politikalar uygulamaya başlarsınız. Bu da ona yarayan bir şey. Yani bunun bulut versiyonu gibi düşünebilirsiniz. İkinci bir soru, Azure Web Sites barındırmada kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Zaten en temel kullanım amaçlarından bir tanesi bu. Bunu yaparken iki farklı yöntem izleyebilirsiniz. Hem bir sanal makine üzerine işte bu Windows'lu bir iş yüküsü örneğin sanal makine üzerine bir internet servisi kurarak bunu yapabilirsiniz. Ya da direkt bizim platform tarafında sunduğumuz internet hizmeti, internet servis hizmetini alabilirsiniz. İkisi de mümkün. Windows tabanlı değilse de yine aynı şekilde yani Linux tabanlı bir şeyse yine aynılarını yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Web sitesi barındırmada kullanabilirsiniz. Kendi web sitesi isminizi falan da koyabiliyorsunuz. Yani herhangi bir işte org.tr ya da com'da yine bir adres tabii ki orada DNS üzerinden yapılabiliyor. Şimdi diğer bir soru OneDrive'ın güvenliğiyle alakalı gelmiş. Şimdi orada şunu gösterebilirim aslında. Bir tane gizlediğim bir slide vardı. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama görünüyor değil mi? Şimdi Evet, Azure'da görünüyor. tabii biz hani güvenliyiz diyoruz. İşte bunu sizle yaptığımız sözleşmelerle aslında yükümlülük altına da alıyoruz ama tabii bu yetmeyebiliyor. Dolayısıyla bizi kendimizin güvenli olduğunu başkalarına da söyletmeye ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi bu gördüğünüz slide hani bizim belli başlı aldığımız güvenlik sertifikaları ve hani dünyadaki standartlara uyumluluk. Hani bununla ilgili bir ayrıca web sitemiz de var. Azure Güven Merkezi diye aratırsanız orada da çıkacaktır. Hani ben güvenlik uzmanı değilim. O yüzden çok detaylı bu konuya giremiyorum ama sonuçta biz sizin belgelerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz veyahut da belgelerinizin içeriğini herhangi bir reklam amaçlı vesaire gibi şeyler için okumuyoruz. Yani belgeleriniz aslında güvende ama dediğim gibi yeterli değilse bu yanıtım Azure Güven Merkezi'yle yazarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz ya da bana mail atabilirsiniz. Ben ayrıca dönüş yapabilirim. Bir diğer soru, kurum içinde domain controller kurmadan Azure AD kurup kullanabiliyor muyuz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Azure bağışı kapsamında da bunu kullanabilirsiniz. Tabii kullanabilirsiniz diyorum ama sizin kurumsal yapınıza mutlaka detaylı bakmamız lazım. Şimdi bazı servislerin belki şöyle söyleyeyim. Azure AD'den bunu yaptığınızda tabii ki yani yedeklemeniz gereken tek şey internet bağlantınız. Yani çünkü sizin lokalinizdeki ortamın mutlaka internette bağlantısı olması gerekiyor ki Azure'la konuşabilsin. İnternet bağlantınızı yedeklediğinizde gönül rahatlığıyla kullanırsınız ama olası bir internet kesintisinde ne gibi hizmetlerin aksayabileceğini oturup beraber konuşmanız ve planlamamız gerekir. Yani yapabiliriz ama mutlaka detaylı konuşmamız gerekir. Öyle söyleyeyim. Ne kapsamda yapabileceğine karar vermek için. Gördüğüm son soru Office 365 kullanımında yüksek teknik bilgiye ihtiyaç var mı? Aslında yoktur. Office 365 zaten özelliği gereği bir paket bir ürün, bir servis olduğu için sadece servise kaydolurken sizden birkaç tane DNS kaydı açmanızı istiyoruz. Burada eğer siz DNS hizmetini zaten dışarıdan alıyorsunuz, aldığınız yere bunu yaptıracaksınız. Ya da kendi içinizde yapıyorsanız hani mutlaka bilen biri vardır. Yani birkaç tane DNS kaydını mutlaka açmak gerekiyor servis kullanmak için. Bir de ilk başta kullanıcı hesabı açarken yani böyle 5-10-20 kullanıcınız varsa çok problem değil ama daha fazla sayıda kullanıcınız varsa bunları tek tek açmak yerine
işte nasıl diyeyim, komut satırı kullanarak toplu Excel dosyalarıyla açmak mümkün olabiliyor. Daha bu işi kolaylaştırıyor, işinizi kolaylaştırıyor. Yani oradaki o komutları vesaire birazcık öğrenmek gerekebilir ama o da hani zor değil. Ben nasıl diyeyim, çok teknik, aşırı teknik bilen birisi değilim ama yani bugün bir tane işte üniversitenin ya da bir kurumun Office 365'e geçişini mesela yapabiliyorum, yani o kullanıcı açma işlemlerini falan yapıp işte kullanıcıları yönlendirebiliyorum. Yine zaten bu konularda elimizden geldiğince biz de destek olmaya çalışıyoruz. Bize haber verirseniz elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışırız olumlu anlamda. Ama bendeki sorular bu kadar. Yine mail adresimi şöyle paylaşayım. Görüyorsunuz ozan.gunduz@microsoft.com. Yani yanıtlayamadığım, eksik yanıtladığımı düşündüğünüz bir soru varsa ya da başka sorunuz varsa lütfen mail de atabilirsiniz ya da öğleden sonra yine görüşürsek orada da yanıtlamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Biz çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Çok gerçekten aydınlatıcı bir oturum oldu. Şimdi aslında tekrar Gözde Hanım'a vereceğiz biz mikrofonu. Gözde Hanım bize Dynamics'ten bahsedecek. Tekrar merhabalar. Şimdi Microsoft Dynamics'ten bahsedeceğim sizlere. Dynamics 365 yine aslında on-prem olarak tanıdığınız ürünlerimizden Dynamics'in bulut versiyonu gibi anlatabiliriz. Microsoft Dynamics'te neler yapabilirsiniz? Aslında çok yönlü olarak çalışabilen bir ürünlerimizden bir tanesi yine. Kurum içerisinde birçok farklı iş gücümüz oluyor, iş alanımız oluyor. Bunlar işte finans, bütçelenmenin yönetilmesi, yetenek yönetimi, proje yönetimi, satışla ilgilenen kurumlarda perakende, pazarlama, ürünlerinizi veya aslında yaptığınız şeyleri, projeleri tanıtmak, sahada yaptığınız operasyonel hizmetler, müşterileriniz veya bağışçılarınızla bu sivil toplum kuruluşları için daha çok bağışçılar ve paydaşlar, gönüllüler gibi daha da ayrılan kollardan oluşuyor aslında. Onlarla olan iletişiminiz ve onlara sağladığınız hizmetler ve tabii ki diğer bütün operasyonlarınızla birlikte birçok iş gücünüz oluyor. Bunları Dynamics 365 ile diğer bütün ürünlerinizle, bulut ürünlerinizle birlikte daha kolay yönetme şansı buluyorsunuz. Nasıl yapıyoruz bunu? Microsoft size çok yönlü ve hepsi birlikte çalışan bir aslında çalışma ortamı, üretkenlik platformu sağlıyor. Az önce Ozan'ın da bahsettiği gibi bulut üzerinde çalışan bir web siteniz veya Office 365 ile çalışan kurum içindeki kendi verileriniz vesaire bunların hepsiyle entegre bir şekilde Dynamics sayesinde ilişkilerinizi yönetebilirsiniz, iletişimlerinizi yönetebilirsiniz. Yine Power Apps, Microsoft Flow, Common Data Service gibi daha özelleşmiş ürünlerimizle bu yetenek yönetimi ve perakende kısmını yönetebilirken Cortana bizim intelligence ürünümüz, Power BI birazdan Mehmet'in bahsedeceği ürünümüz, datalarınızı analiz edebileceğiniz, Azure IoT de yine bu nesnelerin interneti konusunda Azure'un kendi özelleşmiş fonksiyonlarından olan ürünümüzle birlikte aslında hepsini entegre bir şekilde kullanıp kısaca gönüllülerinize, bağışçılarınıza ve faydalanıcılarınıza ulaşmanızı sağlayan bir ürün olarak tanıtabiliriz Microsoft Dynamics'i. Bütün interactionlarınızı yönetmenizi sağlayan hızlı ve hızlı yanıt alabileceğiniz, kolay bir şekilde yönetebileceğiniz, size bağışçılarınızın ulaşması gerektiği zaman onların ulaşmasını sağlayabileceğiniz bir ürünümüz Dynamics 365. Peki nasıl yararlanabiliyorsunuz Dynamics 365'ten? Farklı paketler var. Tamamen ücretsiz, Office 365 gibi tamamen ücretsiz bir paketi yok. Fakat Enterprise Plan 1 ile bu sağda görmüş olduğunuz application'ları istediğiniz, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda, tabii ki hepsini kullanmak zorunda değilsiniz ama bunları yine Office 365 gibi aylık abonelikler ve kullanıcı başına kurumunuzda kaç tane kullanıcı varsa onların yararlanmasını sağlayacak şekilde seçerek ölçekli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aslında Microsoft ürünlerinin, bulut çözümlerinin en güzel taraflarından biri bu. İhtiyacınız olan ya da kullandığınız kadarını kullanarak ödeme şansı buluyorsunuz ve bu da sizin aslında IT bütçenizden tasarruf etmenizi sağlıyor.
Birçok veriyi kullanıyoruz gün içerisinde ya da bütün işlemlerimiz sırasında, günlük operasyonlarımız sırasında birçok verimiz oluyor. Bunlar bağışçılarla ilgili kayıt verileri olabilir, faydalanıcılarımızın kendi verileri olabilir. Bunları saklamak ve aslında daha anlamlı bir bütün haline getirmek için de kullanabilirsiniz Dynamics'i. Yine Office 365'te olduğu gibi ve bütün bulut teknolojilerimizde olduğu gibi her zaman her yerden kullanma şansımız oluyor bunu da. Ve dediğimiz gibi özelleşmiş, kuruma özelleşmiş bir şekilde bütün sizin ihtiyacınız neyse eğer onlarla birlikte bir partnerle çalıştığınızda tabii ki çok daha verimli bir şekilde özelleştirebilirsiniz bu ürünümüzü ama sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha kolay bir şekilde kullanma şansı sağlıyor. Bir örnek vermek istiyorum. Sivil toplum kuruluşları nasıl faydalanabilir? Aslında genellikle bu ürünlerimizi kurumsal ve büyük şirketler işte çok karmaşık, kompleks teknolojiler gibi görünüyor. İşte sadece kurumsal şirketler kullanabilir gibi görünüyor ama sivil toplum kuruluşlarının kullanması ve kendilerini geliştirmesi de oldukça kolay. 2015 yılından bir örnek paylaşmak istiyorum sizlerle. Türkiye Diyanet Vakfı CRM'i kullanarak 2015 yılındaki kurban bağışı organizasyonunun tamamını gerçekleştirdi. Ve aslında oldukça büyük ve alanı geniş bir operasyon yürüttüler. 104 ülkede ve 645 noktada 181 kurban vekaletini bağışçılardan alıp ihtiyaç sahiplerine taşıma işlemi olarak özetleyebiliriz bunu. Kurban bağışı tabii ki bu kadar çok noktası olduğu zaman bağışların alınması ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi de söz konusu olduğu için oldukça hızlı ilerlemesi gereken bir süreç. Bu noktada kendi kullandıkları halihazırda kullandıkları SQL Server, Active Directory gibi servis ve ürünlerle bütünleşik bir şekilde ve yine dediğimiz gibi istendiğinde ölçeklenebilen bir yapı olduğu için ihtiyaç duydukları kadar kullanarak yatırım maliyetlerini düşürerek bu süreci yürüttüler. Şöyle özetlemek gerekirse her zaman yılın her zamanı bir kurban dönemi kadar ya da bir herhangi bir kurumun bağış dönemi kadar ihtiyacınız olmuyor bu verilere ya da ürünlere. Bazen çok daha küçük bir ihtiyacınız olabiliyor. Rutin işte web sitenizin ilerlemesi gibi sadece, web sitenizin yürütülmesi gibi, çalıştırılması gibi rutin ihtiyaçlarınız olabiliyor ama bir bağış döneminde özellikle bir hani özel gün varsa kurumunuzla ilgili olarak çok daha yoğun bir şekilde trafik oluyor bütün alanlarınızda. Bu trafiği yönetmek için sadece o günleri ölçekleyebildiğiniz ve daha fazla kullanmanız gerektiği zaman buna da imkan veren bir sistem. Dolayısıyla tek gün kullanacağınız bir bağış için de bir sistem odası kurmanıza gerek kalmıyor. Sizi bu yatırım maliyetlerinden kurtarıyor Microsoft'un bulut çözümleri. Örneğin burada nasıl entegre etmişler diye bunu daha detaylı görmek gerekirse, Diyanet Vakfı'nın kendi içinde kullandığı bir ERP sistemi, yani kurumsal kaynak planlama sistemini ve kendi elektronik belge yönetim sistemlerini de Azure üzerinde çalıştırdıkları zaman Dynamics CRM entegre oluyor ve örneğin bir bağışın, yapılan bir bağışın lojistik olarak nerede olduğunu görüp oradan taşınması noktasında da bu süreci gözlemleyebildikleri için daha sağlıklı bir süreç yürütmüş olabilir. Dynamics'le ilgili Gözde Hanım, bizim tarafta sesiniz kesildi. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Evet, şu an duyabiliyoruz. Buyurun. Tamam. Nereden tekrar almamı istiyorsunuz? Aslında bu Azure'la entegre olabildiğinden bahsettiniz. Ondan sonraki kısımda bazı kesintiler oldu. Sanırım ufak bir teknik problem yaşıyoruz şimdi. Ben buradan Power BI ile devam edeyim. Eğer bu sorunu çözümleyebilirsek, ondan sonra tekrar Gözde Hanım'a geçelim.
Şimdi aslında Power BI hani aranızda duyanlar olmuştur belki. Fakat şöyle bir tarafı var aslında Power BI'nin, Power BI'den bahsederken. Elinizde nasıl bir veri varsa, nasıl bir data varsa bunu daha iyi analiz ettiğiniz için eşsiz bir araç aslında Power BI. Power BI'nin kendi internet sitesi üstünden birazcık bahsedeyim. Hemen şimdi siz de ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve Power BI for Desktop, yani masaüstü için Power BI'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Power BI aslında siz nasıl bir veriye sahipseniz bu verinin tamamı daha iyi bir şekilde analiz edebilmeniz için görselleştiriyor. Bu bir taraftan başka bir şey daha yapıyor tabii ki. Sadece bu veriyi görselleştirmekle kalmıyorsunuz. Bu veride daha önce görmediğiniz ilişkileri görmeye başlayabiliyorsunuz. Bu tabii ki öncelikle elinizde bir veri olmasıyla mümkün. Ama herhangi bir şekilde bir başvuru formu alıyorsanız, herhangi bir şekilde yaptığınız faaliyetleri takip ediyorsanız, işte sahada eğitimler yapıyorsunuzdur, toplantılar yapıyorsunuzdur, kaç kişiye ulaşıyorsunuzdur bunun verilerine sahipseniz, o zaman Power BI'yi bunlar için kullanabilirsiniz. Power BI aynı zamanda hani Azure'un içindeki aslında her şeyle ilişkilenebildiği gibi dışarıdan üçüncü kaynaklarla da oldukça yetenekli bir şekilde ilişkiye geçebiliyor. Burada çok farklı şeyler görüyorsunuz. İşte Adobe Analytics görüyorsunuz, Google Analytics görüyorsunuz, MailChimp görüyorsunuz, Facebook görüyorsunuz. Burada olmayan, yani bu listede olmayan başka araçlar da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Power BI'da hangi verileri kullanabileceğinizi görebilmek için. Fakat Power BI bunların tamamıyla konuşabiliyor ve bu sayede sizin elinizdeki datayı çok yetenekli bir şekilde, çok üstün özelliklerle görselleştirmenizi sağlıyor. Türkiye'de henüz buna ilişkin size gösterebileceğimiz çok iyi bir örnek yok ki Power BI Microsoft için de oldukça genç bir ürün. Fakat Hindistan'daki VoteRate sivil toplum örgütünün yaptığı çalışmaları nasıl görselleştirdiğini aktarmaya çalışacağım Power BI ile birlikte. VoteRate Hindistan'da faaliyet yürütüyor ve işte orada farklı bölgelerde yer alıyor. Power BI ile yaptıkları işi bir tablo haline getirmiş durumdalar. Bu gördüğünüz gibi klasik bir web sitesinin içine gömülebiliyor belli kodlarla. Biz şimdi bunu tam ekran yapıp bu grafiği birlikte incelemeye çalışalım. İlk grafiklerinde işte hangi eyaletlerde faaliyet yürüttüklerine bakıyorlar. Ondan sonra bu hangi konuda işte bunun bir kırsal bir bölge mi olduğu, küçük bir kasaba mı oldu yoksa kent mi oldu, hangi aylarda bu faaliyetlerin yürütüldüğüne ve cinsiyet dağılımını bunun gibi diğer bilgileri gösteriyorlar. Biz burada mesela isterseniz sadece 6. ay verisine bakabiliriz. Gördüğünüz gibi anlık olarak bu değişiyor. Yani siz eğer verinizi anlık olarak tutabiliyorsanız Power BI'de de bu veriyi anlık olarak görselleştirebilirsiniz, hatta analiz edebilirsiniz. 7. aya geldiğimizde durum tamamen değişiyor, cinsiyet dengeleri. 8. aya geldiğimizde daha da farklılaşıyor. 9. ay yine öyle. 9. aydayken mesela Delhi eyaletine geçersek yine gördüğünüz gibi tüm veriler değişiyor. Burada yapılan çalışmanın türünü yine seçerek buradaki farklı verileri görebiliyoruz. Mesela Washington HN'de hiç veri yokmuş. Sadece WinS'de böyle bir veri varmış. Gördüğünüz gibi burada aylara göre seçimler yaparak bu veriyi değiştirebiliyoruz. Bunun dışında ikinci grafiğe geçtiğimiz zaman yine benzeri bir şeyle karşılaşıyoruz. Burada da yine farklı seçimler yaparak bu verinin nasıl dağıldığını bize gösterebiliyorlar. Bir diğer şey anahtar kelimeler seçerek bunu yapmak. Hangi kentlerde, hangi lokasyonlarda bu eğitimlerin gerçekleştiğine ilişkin yine benzeri bir şeyi gösteriyorlar. Buradaki büyüklük eğitim verilen kişiye göre sıralanıyor. Yani Raichur eyaletinde 14.016 iken Durk'ta 664 oluyor. İşte Mahoba'da üstüne geldiğimizde bu kullandığımız webinar yazılımı yüzünden bazı şeyleri okuyamayabiliyoruz. Bu verilerin tamamı değişebiliyor. İsterseniz bir tanesini seçerek ona da odaklanabiliyorsunuz. Sonra da hangi konularda bu eğitim verildiğine bakılıyor. Bunları da buradan inceleyebiliyorsunuz. Aslında göstereceğiniz verileri siz seçiyorsunuz. Hangi verileri seçerseniz
Power BI onları size görselleştiriyor ve analiz edebiliyor. Aslında bunun en etkili taraflarından birini şöyle açıklayabiliriz. Nasıl Excel ilk hayatımıza girdiğinde bizim bütün sayılarla ve metinlerle olan analiz ilişkimiz değiştiyse, Power BI'da benzeri bir şekilde bu ilişkiyi değiştiriyor. Eğer biraz Excel'e yatkınsanız, herhangi bir şekilde Excel üstünde veri tutuyorsanız, filtreliyorsanız, listeliyorsanız Power BI'yi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok tabii ki derinlikli analizler için daha fazlasını bilmek gerekiyor. Ama yine Excel'le kıyaslarsak, Excel bilginiz eğer sizin işinizi görüyorsa aşağı yukarı Power BI'da da benzeri bir şekilde davranarak ihtiyaçları görebilirsiniz ve onlara ihtiyacınız olan verileri verilere bakarak ona göre analizler yapabilirsiniz. Şimdi acaba Gözde Hanım'ın bu yaşadığı ufak teknik sorunu çözebildi mi diye ona bakmaya çalışıyorum. Şimdi bir saniyenizi rica ediyorum. Evet, şimdi isterseniz Power BI ile ilgili sorular varsa ben bu soruları alayım. Eğer sorular yoksa buradan aslında gelen TechSoup'a nasıl kaydoluruz sorularına yanıt vermeye çalışayım. Tamam, o zaman buradan biz tekrar TechSoup'a nasıl kaydoluruz kısmına dönelim ve bu bağışlara nasıl başvururuz kısmına. TechSoup'a kaydolmak için TechSoup Türkiye.org.tr adresine girmeniz yeterli. Buradan adres sizinle paylaşıyorum. Chat bölümünde görebilirsiniz. Daha sonra kaydolun kısmına giriyorsunuz bu web sitesi açıldığında. Buraya bir kişi olarak kaydoluyorsunuz. Yani kendi isminizle. Ben kaydolacak olsam Özgür Mehmet Kütküt diye kaydolurum. Daha sonra organizasyonunuzu, yani üyesi, gönüllüsü, çalışanı olduğunuz sivil toplum örgütünü kaydediyorsunuz. Bu kayıt esnasında sizden dernek tüzüğünüz veya vakıf senedinizle güncel faaliyet belgeniz isteniyor. Yani faaliyette olduğunuzu gösterir bir belge. Daha sonra belli uygunluk değerlendirmeleri yapıyoruz. Çalıştığınız alana göre, yıllık bütçenize göre belli değerlendirmeler yapıyoruz ve size bir faaliyet kodu veriyoruz. Bu faaliyet kodu uyarınca TechSoup Türkiye kapsamındaki farklı bağışçı partnerlerden faydalanabiliyorsunuz. Bu aşamadan sonra Microsoft ürünleri için genellikle hani çoğu sivil toplum örgütü uygun oluyor. Microsoft ürünlerinden dilediğinizi inceleyip seçebilirsiniz ve bağış talebinde bulunabilirsiniz. Eğer Microsoft bulut ürünlerini tercih edecek olursanız, burada bilgisayara indirebildiğiniz ürünleri görüyorsunuz. Bulut ürünlerini tercih edecek olursanız Microsoft Non-Profit filantrofi sayfasından aslında gerekli yazılım bağışına başvuru adımlarını tamamlayarak yine bu ürünlere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Gözde Hanım'ın aldığı yerden devam etmesi için tekrar ben sözü ona bırakıyorum. Tekrar merhaba. Sanıyorum şu anda sesim geliyor diye düşünüyorum. Öyle mi acaba? Evet, gayet iyi. Buyurun. Harika. Şimdi Mehmet Bey'in kaldığı yerden aslında biraz devam edeceğim. Kendisinin bahsettiği gibi TechSoup üzerinden bu ürünleri aldıktan sonra siz lisans anahtarları elde ediyorsunuz. Ve lisans anahtarlarını bilgisayarınıza nasıl indirebilirsiniz? Bunları nasıl kullanabilirsiniz? Bunları indirmek için ihtiyaç duyacağınız platform olan Microsoft'un Volume Licensing Service Center adındaki platformunu biraz anlatacağım sizlere. Öncelikle bütün kullanıcılar, yani lisansları satın alan kurumsal kullanıcılar da ve sivil toplum kuruluşları da buradan giriş yapıyor. Bu VLSC dediğimiz ortama. Giriş yaptıktan sonra bir Microsoft hesabıyla giriş yapıp üye olmanız gerekiyor. Kayıtlı olmamanız durumunda sizin bir kurumsal e-mail adresinizi girmeniz gerekmekte. Onu girip doğruladıktan sonra giriş işlemini tamamlıyorsunuz. Bu şekilde bir kaydın tamamlandığına dair bir onay maili alıyorsunuz. Bu maili aldıktan sonra linke tıklayıp aktifleştirip devam ediyorsunuz.
Sonrasında kendi lisans tiplerinizi seçip ülkenizi, dilinizi, bu kendi kişisel bilgilerinizi vesaire girdikten sonra ilerleyebiliyorsunuz. Burada daha detaylı şeyler var. Aslında bu dokümanı da webinardan sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Daha detaylı bilgiler için oraya da bakıp daha kendiniz de inceleme fırsatı bulabilirsiniz aynı zamanda. Kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra şurada şöyle üstte bir menü göreceksiniz. Lisanslar, indirmeler, ürün anahtarları, yazılımlar gibi, abonelikler gibi. Şu menülere biraz daha detaylı bakmak gerekebilir aslında. Gördüğünüz sayfa bu birazcık eski bir versiyon ama aslında oldukça benzer şu andaki haliyle tasarım olarak da. Dediğimiz gibi lisanslar, yazılım indirme, ürün anahtarları, yazılım güvencesi gibi farklı sekmeler var menü kısmında. En çok kullanılan kısımlar lisanslar, indirmeler ve ürün anahtarları VLSC içerisinde. Lisans bilgilerini görmek için lisanslara tıkladığınızda bu Relationship Summary, List License Summary gibi kısımları görüyorsunuz. Burada sahip olduğunuz, yani sizin üzerinize tanımlanmış, sizin verdiğiniz kullanıcı üzerine, kullanıcı bilgileri üzerine tanımlanmış bir lisansları görebilirsiniz burada. Bunları filtreleyebiliyorsunuz çok fazla olması durumunda. Lisans numarasına göre veya aktifler, inaktifler, artık süresi geçmiş, bitmiş olanları da görebilirsiniz. Her lisansın bir numarası ve işte bu sipariş numaraları görünüyor. Bazen hesabınızda görünmeyen lisanslar olabiliyor. Bu sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Bu durumda Microsoft temsilciniz yani aslında bizlerle veya daha teknik taraf olan bizim lisans servisimiz için bir çağrı merkezimiz var. Oraya görüşebilirsiniz. Orayla görüşerek sorularınızı iletebiliyorsunuz oraya da. Aynı zamanda bir mail adresinizi de tabii ki sorularınızı iletebiliyorsunuz. 2 iş günü içerisinde dönüş alıyorsunuz bu mail adresinden. Lisans kısmına geldiğimizde license summary'yi seçerek yine aynı zamanda filtreleyip neleri görüp görmek istemediğinizi buradan görerek ilerleyebiliyorsunuz. Ürün aileleri, kaç tane aktif yani aktif ürün sayısı, aktif olmayan ürün sayısı gibi farklı seçeneklerde filtreleyebiliyorsunuz. Ürünleri nasıl indireceğiz? Yine oldukça sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Burada download kısmına geliyoruz. License Download, Product Families, Product Not Available, Document Kits gibi. Yazılımın alt menüleri bunlar. Burada öncelikle lisanslarınıza göre indirilebilir ürün listeleri. Neleri indirebilirsiniz, nelere sahipsiniz? Ve lisanslarınızın ait olduğu ürün aileleri. Burada gördüğünüz gibi Product Families kısmı, Office, Windows, Windows Servers, İşte Business Solutions, Service gibi veya diğer bütün ürünler gibi ürün aileleri, ürün ağaçları altında görüyorsunuz. Burada Product Not Available, az önce bahsettiğimiz, göremediğiniz ürünler için destek hattımızdan destek rica edebilirsiniz. Document Kit de doküman setleri hakkında bilgi sağlayan bir sekme. Lisanslı olarak indirilebilir ürünler kısmına girdiğinizde bir ürün listesi çıkacak karşınıza. Sahip olduğunuz, bağış olarak almış olduğunuz ürünlerin listesini göreceksiniz burada. Buradan ürünü seçiyorsunuz ve indirme ayarlarından hangi dil istediğinizi, eğer dil desteği varsa Türkçeyi veya başka dillerde onu indirebilirsiniz. Bir bağlantı hızı seçmeniz gerekiyor. Bu hani sahip olduğunuz internet bağlantısıyla değişken olarak daha hızlı veya daha yavaş indirebilmenizi sağlayacak. Sonrasında devam butonuna tıklayarak ilerliyorsunuz. Bağlantı hızınıza göre kalan bağlantı indirme süresini gösterecektir size. Ve yine aynı zamanda indirme yöneticisinden veya web tarayıcısından indirmeyi seçebiliyorsunuz. Bu ayarları kabul ettikten sonra download'a tıklayıp, yani hangisini isterseniz download'a tıklayıp indirebiliyorsunuz. Ürünü indirmek istediğiniz klasörü seçtikten sonra kaydediyorsunuz ve tıklıyorsunuz. İndirme yöneticisi açılıyor, indirmeniz başlıyor. Bu şekilde nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. Finish'te olduğu zaman bitmiş oluyor. Ve ürünü kullanmak için launch tuşuna basarak ürünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Ürün anahtarları bir diğer sekmeydi hatırlarsanız. Burada yine mevcut anahtarlar, New Mac Keys'i göreceksiniz. Açılacak sayfada da ürün anahtarlarınızı görebiliyorsunuz. Bu konudaki sorularınızla ilgili sağ üst köşede bir Product Keys Frequently Asked Questions kısmı var. Doğru kullanımı için ürün anahtarlarının sorularınızı orada görebilirsiniz. Yine göremediğiniz kendi daha özel sorularınız olması durumunda destek hattına başvurabilirsiniz. Burada ürün, kurum veya lisans numarasına göre filtreleme yapabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Ve ürün kullanım ve aktivasyonları ile ilgili detaylı bilgi için de buradaki linki takip edebiliyorsunuz. Anahtar çeşitlerimiz Multiple Activation Keys ve Key Management Service olarak ikiye ayrılıyor. Bu adresten daha detaylı bilgi alabilirsiniz ama çok çok sayıda lisans aldığımız durumlarda Multiple Activation Keys seçeneğini kullanıyor olacaksınız. Bu şekilde ilerliyoruz ve yeni Mac anahtarlarını seçiyorsunuz. Bir sonraki sayfada burayı seçtikten sonra ürün anahtarlarınızın durumunu göreceksiniz bu şekilde. Ve bu ürünlere dair ürün anahtarları talep etmek için Request Mac Key tuşuna basmanız gerekiyor. Bu şekilde yine yazılım güvencesi bir diğer sekmeydi aslında. Yazılım güvencesi nedir? Ozan'ın da bahsettiği gibi aslında hem Azure'da hem yani bulut çözümlerimizde hem de bu lisans olarak satın aldığımız on-prem çözümlerimizde Microsoft size yazılım güvencesi sağlıyor. Microsoft'un ürün lisansları ile birlikte ürünün tüm döngüleri için, kullandığınız tüm evreleri için bazı hak ve hizmetler sağlanıyor sizlere. Bu lisanslama programına göre değişiyor bu hakların bazıları. Bunlar hani kurumsal lisanslama anlaşmaları da olabiliyor. Bunların da detaylarını yine bu web sitesinde görebilirsiniz. Bütün detayları, hangi haklar geliyor bana ürünle birlikte gibi buradan inceleme fırsatı bulabiliyorsunuz. Aslında VLSC de yani görüntü olarak şu anda bununla aynı olarak ürünlerinizi, sahip olduğunuz ürünlerinizin ürün anahtarları, ID numaraları gibi düşünebilirsiniz bunları. Görebildiğiniz alanlar genel olarak Tek tüp üzerinden aldığınız ürünleri bilgisayarınıza indirmek için kullanmanız gereken doğru yer burası. VLSC ile ilgili de aslında benim bahsedeceklerim bunlardı. Varsa sormak istediğiniz bir soru belki hem VLSC özelinde hem de genel olarak webinardaki bütün konulara dair onları alabiliriz isterseniz. Aslında birkaç tane soru vardı. Bunları biz sistemle online olarak yanıtladık. Yani doğrudan yazılı olarak yanıtladık ama buradan da seslendirmiş olalım. Hakan Bey aslında Office 2016 Professional on-prem ürünün doğrudan bilgisayara kurabiliyor muyuz diye sormuştu. Evet, TechSoup üzerinden TechSoup.org.tr içinden Microsoft'u bağışçı partner olarak seçerek tüm aslında neredeyse Microsoft ürünlerini on-prem olarak kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir desteğe ihtiyacınız olursa destek@techsoup.org.tr adresine yazabilirsiniz. Bir diğer kullanıcımız Ayşe Coşkun da Office 365 üyeliğini tamamladığını fakat aktive edemediğini söylemişti. Yine Ayşe Hanım'a da yazdık ama sizler de her zaman bu tip konularda destek@techsoup.org.tr adresine yazabilirsiniz. Ersin Bey, VLSC kullanırken sadece bir adet hesap üzerinden mi yönetiliyor diye bir soru sormuş. Gözde Hanım, sizin bu konuya ilişkin bir bilginiz var mı acaba? VLSC'nin sadece tek bir hesap üzerinden mi yönetildiğine ilişkin? Kurum üzerine tanımladığınız bir hesap üzerinden, evet, bütün üyeliklerinizi, bütün aldığınız lisansları oradan kullanmanız gerekir. Bu aynı zamanda TechSoup'a kayıt olarak verdiğiniz mail üzerine tanımlanacaktır. O mail adresi üzerinden giriş yaptığınızda görebilirsiniz bunları.
Evet, bu da aslında bizim sık yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. TekSoup'a kaydolurken verilen kurumsal hesap genellikle çok kontrol edilmeyen bir hesap olabiliyor. Veya o hesap kurumda vaktiyle çalışan birisinin hesabı olabiliyor. Bu yüzden TekSoup'a kaydolurken verdiğiniz kurumsal hesabın ne olduğunu bir bağışa başvurmadan önce kontrol etmenizi önerebiliriz. Biz de zaten sizinle bu süreçte iletişime geçiyoruz ama daha fazla hız kazanmak için bunu önerelim. VLSC kaydımız var. Lisanslarımızı uzatmak için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor diye sordu Ersin Aydın. Aslında bu konuda da sanırım üründen ürüne göre değişen bir durum olabiliyor ama Özlem konuya daha hakim. Ben sözü ona bırakayım. Merhabalar. TekSoup Türkiye üzerinden daha önce lisans edinmemişsiniz demek oluyor bu Ersin Bey. Çünkü TekSoup Türkiye üzerine sunulan tüm Microsoft ürünleri ömür boyu lisansla geliyor. Yeni lisans edinmek için TekSoup Türkiye üzerinden sipariş vermeniz, siparişlerinizin idari ücretlerini ödemeniz gerekiyor. Örneğin ofis ürünlerinden bahsedeyim kısaca. Office Professional Plus ürünü piyasa fiyatı 1599 lira. Bu eğer Microsoft için uygunluk kriterlerini sağlayan bir sivil toplum örgütüyseniz ve TekSoup Türkiye üzerinden onaylıysanız 151 lira artı KDV'ye edinebileceğiniz bir ürün oluyor. Bu ürünü TekSoup Türkiye'ye girerek sepetinize ekleyerek daha sonra sipariş adımlarını tamamlayıp TekSoup Türkiye üzerinden edinebilirsiniz ve edindiğiniz ürünler ömür boyu lisans 2 yıllık yazılım güvencesiyle sunulur. Bir de evet Berrak Hanım da onu sormuş zaten kaç senelik lisans alıyoruz diye. Biraz önce söylediğim gibi ömür boyu lisansa tabidir TekSoup Türkiye üzerinden edineceğiniz tüm ürünler. Nilgün Hanım sosyal girişimci şirketler yararlanabiliyor mu diye sormuş. TekSoup Türkiye'ye yalnızca dernekler dairesi veya vakıflar genel müdürlüğüne kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip sivil toplum örgütleri kayıt olup bu bağışlardan yararlanabiliyor. Maalesef girişimler, inisiyatifler bu bağıştan yararlanamıyor. Yalnızca dernek, vakıf ya da federasyon, konfederasyon olmanız gerekiyor. Bu konuya ilişkin şunu da ekleyelim. Aslında Türkiye mevzuatında bu sosyal girişimci şirket veya kar amacı gütmeyen şirket gibi bir şey Türkiye mevzuatında olmadığı için biz bunları TekSoup kapsamına alamıyoruz. Çünkü TekSoup'un global çok katı standartları var. Bunlar dışında bir şey yapamıyoruz. O yüzden Türkiye'deki mevzuatın değişimi için çaba sarf etmemiz gerekiyor öncelikle. Aslında STGM'nin yaptığı işlerden bir tanesi de bu. Bu konuda da bizi takip edebilirsiniz. Bir de Emirhan Bey'in bir sorusu var. Burada da ben yine topu Özlem'e atayım isterseniz. Merhaba Emirhan Bey. Siz bir seferde 5 adet lisans aldım ama lisanslamada yanlışlar yaptım. Sanıyorum ki bir PC onaylandı, diğerlerini yapamadım demişsiniz. Biz bununla ilgili sizi Microsoft Toplu Lisanslama Merkezi'nin teknik ekibine yönlendirebiliriz. Eğer konuyla ilgili destek@techsoup.türkiye adresine bir e-mail atarsanız, Microsoft'un gerçekten bu konuda çok deneyimli ve gerçekten sivil toplum örgütlerine özel olarak biraz daha ilgilenerek bu konulara cevap verdiği bir e-posta adresi var. Sizi kendilerine yönlendirebilirim. Gördüğüm kadarıyla bütün soruları yanıtladık. Neredeyse tam da zamanında bitirdik. Saat 2'de bir webinarımız daha olacak biliyorsunuz. Eğer ona da kaydolmak isterseniz, şimdi chat bölümünden tekrar onun bağlantısını, kayıt için bağlantıyı sizlere iletiyor olacağım. Burada aslında sunduğumuz araçların bazı basit uygulamalarını göstermeye çalışacağız. Bugünkü webinarda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Özellikle burada Microsoft ekibine gerçekten içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü hem sivil toplum örgütlerine bu yazılım bağışını daha iyi, daha kaliteli bir şekilde ulaştırmak için çok çaba sarf ediyorlar. Hem de aslında bizim bunun gibi isteklerimizi bu programı tanıtmak için, yaygınlaştırmak için, kullanıcıların aklındaki soruları yanıtlamak için bazı isteklerimiz oldu. Onları da hiçbir zaman kırmıyorlar. Onun için Microsoft ekibine de, kurumsal sosyal sorumluluk ekibine de teşekkür ediyorum. Özellikle Gözde Hanım'a çok teşekkürler. Saat 2'de o zaman tekrar görüşmek üzere
diyelim. Saat 2'de yeniden görüşürüz. Hoşça kalın.